Brr, yapay zeka. Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda herkes bir sakin olsun, ellerini bellerine koysun ve dikkatlice bunu izlesin. Bugüne kadar bu oyunla ilgili tüm ordu bileşenleri, şusu, busu, güçlüler, güçsüzler, kollular ve kolsuzlar, e-sporcular ve yoldaşlar olarak birbirimizi ayırdık. Ama bu ayrımların hepsini biz yapmıştık. Şimdi ise buna yapay zeka yaptıracağız. Abi ne soracağız yapay zeka? Şöyle bir şey aklıma geldi. Bizim oyun içerisinde genelde merak ettiğimiz tüm oyuncuların sorduğu bir şey vardır. Oyunda bulunduğumuz belediye binasının en güçlü ordusu, en iyi taktik ordusu hangisidir? İşte tam olarak da bu sorunun yanıtını yapay zekaya soracağız abi. Kardeşim artık tüm YouTube'u gezmenize, bütün videoları izlemenize gerek kalmadı. Ben size, pardon, yapay zeka sizlere bir tane isim verecek, bir ordu önerisi, büyülerini falan verecek inşallah tabii iyi çalışırsa. Sizler de aldığınız bu bilgilere dayanarak artık sadece o ordunun videolarını izleyeceksiniz. Nasıl ama? Sizler için zaman kazandırıyorum oğlum. Adam ol, tamam, güzel. Bu arada ikinci kanalımızdan hala haber olmayan kardeşlerim varsa, burada küfür dinleyip sıkılıyoruz, IQ'muz düşüyor abi diyorsanız, öteki kanalımıza giderek, ismi de Bilge Kafalar, tarih, din, bilim, siyaset, her bok var, dizi, film, kitap önerileri, daha yeni açıldık, oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tabii bunları sever insanlar. Şimdi hiç daha fazla vakit kaybetmeden, benim için sınır köy binası 5'ten başlayarak köy binası 15'e kadar soracağız abi. Let's go. Ben yapay zeka olarak Bing'i kullanacağım abi. Bing değil mi? Aynen. Burada daha dengeli, yaratıcı ve duyarlı var. Biz dengeli ayarında yapacağız ve sorularımızı sormaya başlayacağız. Şimdi öncelikle diyoruz ki bana köy binası, ben bu yavaş abi şey sordum. Bugün sana Clash of Clans ilgili sorular soracağım, bakalım ne kadar bilgilisin dedi. Bana tabii ki Clash of Clans hakkında falan filan, yarın bayağı bilgili, her boku biliyor. Şimdi göreceğiz. Şimdi peki o halde arkadaşınız gibi konuşun. Köy binası 5'in en güç ordusunu bana söyler misin? Şimdi bakalım bu bilgilere dayanarak bize ne söyleyecek abi? Köy binası 5'e dikkatli izlesin. Yanıt geliyor. Köy binası 5'in en güçlü ordusu hakkında birçok farklı taktik var. Ancak hangi taktiğin en iyi olduğu oyuncunun oyun tarzı ve statüsüne bağlıdır. Köy binası 5 için en iyi kupa team posti... Sen kendin buraya yaz. Adam beni isteğe yönlendiriyor ya. Bizim amacımız senin yapman pezevenk. Aa bana... Beyler sen yaz dedim oğlum. Şeyi baga soktuk lan. Baştan başlayalım. Bana Clash of Clans'ı köy binası 5'in en güçlü ordusunu söyler misin dedim. Bakalım şimdi ne diyecek bana pezevenk. Daha yeni suratıma kapattı. Vallahi. Tabii Clash of Clans. Bak şimdi çıkarttı, gördün mü? Diyor ki köy binası 5'in en güçlü orduyu oluşturmak için birkaç farklı strateji vardır diyor. Balon ve minyon. Balonlar ve minyonlar köy binası 5'in en iyi stratejilerden biridir. Balonlar hava savunmalarını yok etmek için. Giyans ve Archer demiş abi. Giyans ne bilmiyorum. Giyans ne demek? Türkçe yaz aman okudum. Bir de barbarlar ve okçular demiş. 3 tane de video çıkarttı. Tamam mı bize? Şimdi barbarlar, köy binası 5'ler. Barbar okçu, balon minyon ve giyans ve Archer okçu da giyansını bilmiyorum. Sizin en güçlü ordularınız bunlarmış kardeşim. Bunların nasıl kullanıldığını falan belki ayrı bir videoda yapıp sorabiliriz. Şimdi devam edelim. Şunun aynını yaz da sıkıntı olmaz. Şimdi ise köy binası 6. Artık yani bir şeylerin yükseldiği bir belediye binası diyeceğim de yok oğlum bunlar. Şimdi açsam 6 belediye olurum herhalde. O yüzden bu belediyelere hızlı geçelim abi. Köy binası 6'da yine giyans ve Archer var. En popüleriymiş. Savunmaları yok etmek için Archer ve giyans koruma. Balon ve minyon yine aynı. Köy binası 5 ve 6 aynı. Barbar ve Archer aynı abi. Peki bana köy binası 7'yi söyle o zaman kardeşim. 5 ve 6 aynıymış. O zaman 7'yi ver baba bana değil mi? Anla. Bakalım 7 için en güçlü ordu taktikleri neymiş yapay zekaya göre. Çok farklı bir ordu olarak Giant ve Archer geldi şu anda abi. Balon ve Minyon. Oğlum bu belediyelerde başka oynanan bir şey yok mu amına? Barbar Archer. Şimdi belediye binası 9'da bu pezevenk cadı demezse sikeceğim zaten. Onu bekliyorum ben bir daha. Şimdi buradan girdik. Kardeşim belediye 8. Barbar Kral 8'de mi geliyordu hatırlamıyorum ama Barbar Kral'la taktik değişir artık. Hadi bakalım. Hadi baba. En güçlü orada farklı bir strateji vardır. Bunlar Go Wipe demiş. Go Wipe köy binası 8 için en popüler stratejilerden biridir. Golem ve cadı ve Pekka gibi güçlü birimler kullanılır demiş. Fox ve Wizard, Ejder ve Balon. Şimdi hemen amına sok. Çeviriyi açtıracak bana zor. Abi Go Wipe dediği bu gerizekalının Golem, cadı, Pekka, tamam mı? Fox neymiş? İkinciye domuz binici ve cadı demiş. Üçüncüye de balon ve şey demiş, tamam mı? Köy binası 8'de. Ejder balonlar, domuz binici açılmıyor lan herhalde. Açılıyorsa da bilmiyorum yani. Domuz falan yazdı gerizekalı. Neyse. Şimdi köy binası 9. Artık kraliçeniz geldi. Tüm stratejiler -500 IQ'ya da indiğine göre bunlar iyi dinlesin abi. X yaylarından nasıl korunuruz? Bakalım köy binası 9 için en iyi ordu hangisiymiş? Ne? Ya sen bana bunu söyler misin kardeşim? En güçlü ordusunu arıyorum. Küfür mü ediyor nedir? Amına koyduğum bayağı bekletti beni. Şu an yapay zekalar birbirimize girmek üzereyiz abi. 7'dir aynı şeyi yazıyorum. Sikecek herhalde beni. Ananın stratejisini arıyorum. Anan var mı? Ananın stratejisi. Sıfırdan sorunca belki beyniniz toparlanabilir abi. Oğlum Clash of Clans'ı yapay zeka bile oynayamıyor. Biz nasıl oynuyoruz ya?
Dandik yapay zeka, beleş yapay zekalar böyle oluyor arkadaşlar. Oğlum salağa bak. Bak Köybinaz 9'un ordusunu sordum ve bana verdiği cevaba bak. Size yardımcı olmaya çalışacağını internette yaptığım bir araştırmaya göre Köybinaz 9 seviyesinde en güçlü orduyu oluşturmak için elektroejder, balon, şifacı ve kraliçe gibi birimler. Bu orduyla Köybinaz 9 seviyeleri köylerini rahatça üçleyebilirsiniz. Köybinaz 11'de açılmıyor mu oğlum elektro? Kral. Elektroejderha Köybinaz'ı 11'de açılmıyor mu be? Yapay zekayı sikeceğiz arkadaşlar şu an. Kral. Elektroejder Köybinaz 11 seviyesinde açılıyor evet ama ben size Köybinaz 9 seviyesinde en güçlü orduyu söyledim. Köybinaz 11 seviyesinde en güçlü orduyu arıyorsanız bunun için farklı bir arama yapmam gerek. Köybinaz 11 seviyesinde en güçlü orduyu öğrenmek istiyor musunuz? Abi bu iyice bizden amına koyayım. Kral yazıyorsun, o da bana kral diye cevap veriyor. Çok kral adamsın ya. Yok sen bana şimdi şey yaz. Köybinaz'ı 10'unkini yaz. Köybinaz'ı 10'un en güçlü ordusunu söyler misin? Bak o kadar güzel ki YouTube'la ilgili bir sürü link de bırakıyor bana buradan. İstediğin videoyu izle diyor kardeşim. Köybinaz 11'in güçlü. Hiç bizim videolar olmuyor. Pezevenk ya. Gerçi ben böyle video çekmiyorum. Clash of Clans'ta oyunda 10 seviyesi en güçlü orduyu bulmak için birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmamız gerek. Çünkü doğru söylüyor. Cehennem ejder, cehennemler geliyor. Bak boru mu amına? Saldıracağınız köyün düzeni falan filan amına koyayım. Şu anda boş şey yapıyor. Oy! Bak. İlk sıraya koyduğu çok güzel. Golem, cadı, yıldırım artı sismik demiş. Yani ne demek? Şimşek ve deprem kullanarak abi. Golem cadı saldırısı. Ya bak ben ne diyorum size? Golem cadı baba 9'da başladı. 10'da da söyledi. Bence 11-12'de de golem cadı vardır. İşte domuz biniciği demiş. İkinci. Walker şifacı, zehir ve şok demiş. Tamam olabilir. Walker saldırıları da çok OP buralarda. Love Hunt, balon. Love Hunt ne lan? Şey mi? Love tazı. Tazı balon saldırıları köy binası onda iş yapıyor demiş. Vallahi ben yani okumuyorum. Detaylı okumuyorum ama direkt isimlerini söylüyorum. Tazı balonun köy binası onda iş yapar. Elbette oynanabilirse, oynayabilen bir insana göre her türlü iş yapar ama büyük koruyucu olduğu zaman çok daha keyifli oluyor bence. Diyebilirim abi. Şimdi burada artık köy binası on kardeşlerim. Sizler hiç yorulmadan tüm taktikleri öğrendiniz. Buradaki detayları siz okursunuz. Ben o kadar okuyup video uzatmak istemiyorum. Şimdi gidelim Köybinası 11'e bakalım ya. Köybinası 11'in en güçlü ordusunu bana söyle baba. Ben golem cadı olduğunu biliyorum ama. Bakayım sen ne düşünüyorsun amına. Bir de bize Köybinası 15'i ben de merak ediyorum. Çünkü kullandığım artık belediyelerin hemen hepsi Köybinası 15. Bu ordularda sürekli ejderha binici yapmak istemiyorum abi. Bakalım. Köybinası 11'de en güçlü ve sıkça kullanılan ordu kombinasyonu. Elektro ejder, balon, şifacı, öfke dondurma. Kardeş Köybinası 11 bence goldsuzların ordusu olan bu orduyu kardeşim çıkmış öneriyor. Yapay zeka bu. Kim golsuz kim değil bakmaz. En popülerini söylüyor ve burada 20 sayfa şey yazdı abi. İkinci olarak Pekka artı yok edici, şifacı, yıldırım demiş ve sismik demiş. Yine depremli mepgemli Pekkalı bir şey yok edici dedi yine bilmiyorum. Saçma sapan bir çevir var şu an. Pekkalarla yok edici de duvarları kırabilir. Yok edici duvar kırıcı herhalde. Savunmaları yok edici, yıldırım büyüleriyle alçak gönüllü taretleri veya inferno kurelerini yıkabilirsiniz. Cehennem kureleri. Tamam. Tazı balon var diyor. Şifacı öfke dondurmayla diyor. İş yaparsın diyor. Güzel. Hız büyüsü kullanmayalım. Daha sonra bu orada dışında başka seçenekleri de var elbette. Sizin tercihinize ve stratejinize. Ne? Oğlum cadıyı koymayan bir yapay zekanın zekasına sokuyum ben. Köybinası 11 net bilgidir. Yetenek. Ol. Eğim ve beyin istemeyen tek ordu. Golem cadıdır. Bakma sen bu gerizekalının elektro dediğine. Köybinası 11'de çekiyorsun baba cadını. Çatır çutur çatıyorsun. Ya sen bana güven ya bunu. Oğlum bu yapay bir zeka. Ben yaşamış bir zekayım bunu. Hele bir de yarasa falan maxlarsan çoklu cehennemlere depremle, tekli cehennemlere yarasayla giriyorsan tamam baba sen her köyü üşlersin yani. Ah anlık bir gelirdik ya. Çünkü önemli bir konuya parmak bastı. Dedik ki Köybinası 12'nin ordularına geçelim. Neden 12'yi soruyoruz? Çünkü 12 artık silahlı bir belediye geliyor baba. Üçüncü cehennem geliyor. Artık oyun biraz daha gerçekten eğim ve beyin istemeye başlıyor. Bu ne demek? Yani her golem cadıcı oynayamaz. Her elektrocu 3 atamaz demek. Ve bu daha başlangıç. Çünkü 13'te devasa bir şekilde kaya sıçarlar. 14'te zehirler. 15 amına koyuyor zaten. Şimdi Köybinası 12'de. Herhalde bunu her sistemde göreceğiz. Elektrocular, balon, şifacı, öfke dondurma falan diyor. Şifacı dediği ne amına koyayım? Şifa büyüsün falan mı? Sonra balonlarınızı köyün tarafından asılı. Bak burada bu kısmı elektro balonu bilmeyen cahil varsa burayı okuyabilir kardeşlerim. Adam size detaylı bir şekilde anlatıyor ya. Yapay zeka bunu yapmış sana kardeş. Kullan amına koyayım. Daha sonra Pekka yok edici, şifacı, yıldırım artı sismik. Yani 11'de kullanılan şeyin 12'de kullanılması çok tuhaf. Güzel. Üçüncüye ne diyeceğim baba? Çok merak ediyorum. Ben 12 sordum değil mi? 12'yi sordum çünkü. Bakalım üçüncüye ne diyecek? Love tazı, balon, şifacı, öfke, dondurma. Tamam bak ben şunu hep söylerim. Tazı balonu oynamayı öğrenin. Bütün orduları bırakın ama. Tek bunu öğrenseniz yeter. Neden biliyor musun? Köybinası 14'te 15'te geldiğini varsayalım. Tazı balona uygun bir köy değil. Kardeşim tazı balona uygun olmayan bir köyse genelde çoklu cehennemlerle dolu bir köydür. Bu da ne demek? Kraliçe yürütmeye uygun bir köydür. Yani kraliçe yürütmeli tazı balon yapabilirsin. Eğer tekli cehennemse kraliçe yürütmeden tekli böyle süper okçuyla süper büyücüyle tazı balon yapıp sikebilirsin. Tazı balon her türlü taşır. Yani şu anda ben yapay zekayı kurtarıyorum.
kurtarmaya çalışıyorum ama. Dikkat ettiyseniz sürekli aynı şey yazıyor gerizekalı. Şimdi Hayas Açarlar. Hayas Açarlar geliyor. Kraliyet şampiyonu geliyor. Belediyeler, kahramanlar, duvarlar falan. Köy binası 13. Oyunun bel kırığının olduğu yer. Sıkıntılı bir nokta. Bakalım burada bizlere neler diyecek. Yine klasik elektro ejder, balon, şifacı, öfke dondurma. Olabilir baba. Olabilir. Elektro çok seven var. Bizim yapay zeka dergün elektro oynuyor herhalde amına. Ne yazıyor lan? Şifacılarınızı kraliçeye bayrarak köyün bir tarafından girebilir. Elektro ejderi savunma. Oha. Şifacı değil. Bayağı şifacıymış amına koyayım. Şifacı, şifa büyüsü falan değilmiş yani. Daha sonra Pekka yok edici şifacı Yıldırım Smith Board ile karadan saldırabilir. Şifacıdan kraliçeye bayrarak köyün bir tarafına girebilir. Kraliçe yürütmeli orduları söylüyor. Üçüncü yine tazı balon. Bakın beyler. 3 belediyedir aynı orduları veriyor. Buna bir trip atalım. Kardeşim. 3 belediyedir. Nasıl olur da aynı stratejiler iş yapar? Oyun boşuna mı güncelleme getiriyor? Ben Hayas Açar'ı boşuna mı 15 gün bekliyorum? Triplendim, sinirlendim baba. Her boku aynısını söylüyor ya. Bir de iyi oyunlar yazmış. Bakalım ne yanıt verecek? Buradan mevzu çıkar. Anlıyorum. Oyunun güncellemesiyle birlikte yeni stratejiler ortaya çıkıyor. Ben sadece en sık kullanılan ve başarılı olan orduları önerdim. Ama tabii ki Hayas Açar gibi yeni birimleri de deneyebilirsiniz. Hayas Açar'ın güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha fazla bilgi için... Amına okuduğuma bak ya, kaçıyor. Benimle dövüşsene kardeşim. Hayas Açar'ın özellikleri nedir diyor. Neyse videonun konusunu saptırma şimdi. Geldik artık son iki belediye binamıza beyler. Ve son ikinci belediyemizin 14'ü sormuş bulunmaktayım. 14'e yazacakları elektro ejder, tazı balon ve Pekka. Ben Pekka'yı köy binası 11'de bıraktım. Amına okudum, köy binası 14'e kadar getirecek herhalde. Dur bakalım. 3. cehennemden ve belediye binası kuruttuktan sonra nasıl o Pekka hareket ediyor? Hala anlamadım. Şimdi bakalım köy binası 14 için. Ah, köy binası 14'e cevap veremedi abi. Hemen şuradan bir kopyala diyelim. Şurayı bir yenileyelim. Beyin gitti. Buradan tekrar. Bu arada daha yaratıcı seçeneğini seçip bokunu çıkarttırabilirim. Bak, konuşmanızı temizleyip özgün ve yaratıcı bir sohbet başlatın diyor. Normalde bunu da yapabiliriz ama ben daha dengeli, stabil abi, doğru bilgiler veresin istiyorum, tamam mı? Ama yapay zekanın köküne kadar kullanmak istersek yaratıcıyı seçmek tabii daha mantıklı. Bu biraz geri zekalı çıktı herhalde. Biz yaratıcıyı mı seçseydik? Şimdi internette yaptığı araştırmaya göre köy binası 14'ün en güçlü ordusunu belirlemek zor. Çünkü farklı köy düzenleri ve savunma sistemleri var. Hah, ejderhalar, ejderha biniciler, balonlar ve hava saldırısı köy binası 14 seviyesinde çok popüler. Gayet güzel, doğru. Aferin lan. Ejderha binicinin burada güçlü olduğunu sonunda yazdın. Bu orduyu nasıl kullanıldığını görmek için size bazı video sonuçları da paylaşabilirim. Bu ordu yasaklansın falan video paylaştı şu an benimle. Bana link düzenleri falan paylaşıyor. Ben bu soruyu yaratıcı, yani daha beyni çok çalışan kişiye sormak istiyorum. Öteki doğru cevap verdi abi. Ejderha binicinin köy binası 14'te yok ediyor. 15'te de yok ediyor. Süper ofçudan güzel verim aldığınız sürece tabii ki. Bakalım bu sefer ne yapacak? Bak, bu gülücük falan koyuyor. En etkili saldırı stratejilerinden bazıları şunlardır diyor. Bak, direkt stratejinin ismini veriyor bak. Kütle elektro ejderha, bu strateji köy binası 14 Clash of Clans'ın çok kullan. Elektro ejderha yüksek hasar falan filan. Oha, direkt orduyu yazıyor lan bu. 13 elektro, bir balon, bir duvar kırıcı, bir büyücü, bir yeti. Büyü olarak 2 şimşek, 2 deprem, bir zehir, bir öfke, bir dondurma. Kahramanları şunları al diyor. Hava süvarisi, ejder falan filan. Ne diyor oğlum bu? 6 tane hava süvarisi ne amına koyayım? Hava süvarisi, ejderha sürücü. Amına koydum, seni çevirmeni sikeyim. Durun. Türkçe'ye çevirme desem İngilizce'de kalsın sana abi. Bu arada bunlardan tam verim almak istiyorsan bunu İngilizce kullanmak tabi daha mantıklı da beyler. Şu an öyle Türkçe girdik, Türkçe gidiyoruz. İkinci hava süvarisi ve ejderha sürücüsü demiş. Hava süvarisi dediği herhalde normal ejderhadır. Bu strateji köy binası 14 seviyesinde yeni eklenen birlik olan ejderha sürücüsüyle kullanılır. Ejderha sürücüleri. 6 tane hava süvarisi, 7 ejder, 4 balon, bir olarak 4 şimşek, 2 deprem, bir öfke, bir dondurma demiş. Yanlış. Böyle olmaz. Daha sonra süper cadı ordusu kullanmış burada. Duvar kırıcı kullanmış. Büyü olarak yarasa büyüsü. Oha amına koyayım bak. Süper cadı yarasa saldırısı köy binası 14'te. Hani kraliçe yürütmelilerini gördüm ama süper böyle cadıyla birlikte yarasa büyüsünü falan hiç görmedim kardeşim. Bu harbi uçuk. Bunun kafa çok gidik beyler, bakın. Bunun çok dediklerini dikkate almayın. Doğruluk payı da var ama bu bizi bokala götürebilir yani. Şimdi asıl mesele, oyunun tüm dengesinin bozulduğu sahneye geçelim. Köy binası 15 kardeşim. Bakalım burada neler yaşanacak. Yine şimdi elektro ejder der. Ejderha arabası der. Amına koduğum. Clash of Clans köy binası 15 için en güçlü ordunun ne olduğunu merak ediyorsun. Bu konuda sana yardımcı olmaya çalışacağım. Şifacı ve madenci. Ne? Oğlum ben hibriti tamamen... Lan ben hibriti tamamen unutmuştum ha. Bayağı unutmuştum. Çünkü köy binası 11, 12, 13 bayağı hibrit kullanılabilir. Öteki gerizekalı yazmadı ya. Bir tane denemek istiyorum. Köy binası özellikle 12'de. Bakalım hibrit kullanılıyor mu? Bu yaratıcı olana soracağız. Bu dedi ki şifacı ve madenci orduyu dizdi abi. 4 şifacı, 15 madenci, 3 baş avcısı, süper duvar kırıcı, balonlar, 10 tane domuz binici, büyü olarak öfke, donma, savaş matkabı demiş. Bak, kuşatma makinenizi bile yazıyor. Ejderha sürücüsü ve hava süvarisi demiş abi. 8 ejderha, 8 hava süvarisi. Gittikçe fahrılaşıyor.
Kahramanlara şunlar bunlar. Petreler hayvanların hepsini söylemiş abi. Büyülerimizi falan vermiş. Ejder Ejder abinici gayet güzel. Doğru. Yine güzel. Yine köy binası 15'si süper cadı ve yarasa saldırılarını söylemiş bize. Çok ilginç ya. Çok ilginç ya. Kral ben sana 12'yi sorabilir miyim? Çünkü öteki geri zekalı hiç hibrit demedi bana. Bak ben bile hibriti unutmuştum. Sen bana yazarsın gibi duruyor. Sende o delikanlılık var ya. Yaz bakayım hele. Köy binası 12 baba. 12'de 11'de hibrit oynanır. Hibritçiler. Sizden özür diliyorum kardeşlerim. Sayın sosyopatlar. Bekleyin baba. Geliyorsun ki. Şimdi web arama sonuçlarına göre diyor. Kütle madenci. Ananın amı 45 madenci. Oğlum sizin bile yapmayacağınız sosyopatlıkta ordu çıkarttı. Full madenci. 2 okçu. 2 büyücü. 4 iyileştirme. 1 öfke. 1 zehir. Amına kodum o kadar nasıl alıyor lan büyüyü? Öteki dragon lorn. 11 ejder. 10 balon. Ejder ejderha. Tamam. Ejder balon saldırısı. Tamam. Bon Vovia bu strateji tekli inferno koleleriyle başa çıkmak için yarasa büyülerini kullanan yaygın bir köy binası 12 saldırısıdır. Buz golem ve cadılar. Bak bak bak. Beyler yaratıcı olanın beyni çok güzel çalışıyor. Buz golem ve cadı köy binası 12'de cidden taşır sizi. Adamsın lan. 5 buz golem, 9 cadı, 12 topçu. Topçu ne? 6 büyücü, 1 okçu, 4 yarasa, 1 öfke, 1 4 donma. Çok da dinlemeyin bu malı. Büyülerde falan birazcık oynamalar, yanlışlıklar var. Hadi bir de en popüler bölüm. Bak tekrar tekrar sorduk. Yani biraz şey oldu. Köy binası 11'i bir daha sorayım. Köy binası 11 kardeşlerim çok var. Çok fazlasınız. Sizin için bir de köy binası 11'i sordum. Bakalım. Golem cadı der bu seferki ya. Bu der amına. Öteki demezdi de. Bu der. Bakayım. Köy binası best army'yi şu an araştırıyor baba. Ya bak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben oyunda hiçbir heart bilmiyorum. Ben oyunda hiçbir bok bilmiyorum. Yapay zekayı öğrendim ama. Gelip buradan birçok şey öğrenebilirim. En azından küçük bir bilgi edinebilirim. Mesela 12 dakikalık video yapmış adam. 12 dakika 13 dakika her bir videoyu izlemektense bir video içerisinde ya da bilgisayarın başına oturup 15 dakika içerisinde tüm belediye binalarındaki orduları öğrenebilirsiniz baba. Şimdi burada köy binası olmuştu 11'de elektro dragon'da diye tamam 7 tane elektro ejder 8 balon klasik bir elektro saldırısı. Öteki de aynısını söylemişti. İkinci ordunun ne olduğu çok önemli. Zep cadılı bu strateji tekli inferno kurallarına başa çıkmak için şimşek büyüsü kullanan yaygın bir köy binası 11. Cadı ve buz golem adamsın. Bak öteki yapay zekanın anasına sövüp bu kardeşimizi elimize aldık. Ordu olarak 3 buz golem, 2 golem, normal golem, duvar kırıcı, 12 tane cadı, sismik büyüler, dondurmalar, buzlar, yarasalar. Senin adamsın. Klan kalesinin içerisinde de buz golem, yarasa büyüsü, yeti ve küçük fırlatıcı falan diyor abi. Bir şeyler koymuş. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Bak bu biliyor baba. Öteki bilmiyor. Ben bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Aklıma nereden geldiğini bilmiyorum. Geçen gün LOL videosu yapmıştık. Oradan da birazcık aşina oradan döndürüp getirmiş olabilirim. Bu arada bu arkada daha yazıyor beyler. Hava taktiği olarak işte kraliçe yürütmeli falan diyor. Burayda hatta gördüğünüz gibi takır tukur yazdı. 17 tane balonlar falan. Tazı balon saldırısı ordusu bir şeyler yazdı şu anda. Bilmiyorum artık neyse. Evet umarım bu değişik tarzda videomuzu izlerken keyif almış beğenmişsinizdir abi. Artık sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Hatta biliyorsunuz artık lig başlayacak ve herhangi bir aksaklık çıkmadığı sürece bu kardeşiniz canlı yayınlarda olacak. Lig savaşlarımızı canlı yayınlardan yapacağız. O yüzden de bir sonraki canlı yayın ve videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürük. Dağılın.